Augmenta tarla analiz cihazını sizlere uzun bir programda anlatmıştık. Bu kadar verimli teknolojiyle ben o ana kadar nadir karşılaşmıştım, itiraf edeyim. Bugün Tekirdağ'da Karaevli Fuarı'nda Korhan Bey'den bir kez daha bu teknolojinin özetini dinleyeceğiz. Şu tablo çok anlaşılır bir şekilde yapılmış. Ama bu fuarda sergiledikleri ara çapa makinesinde uygulaması ve artık ilaçlama makinesinde de uygulaması var. Onları da merak ediyorum. Özetle sizlere aktaralım. Korhan Bey buyurunuz. Harika bir modelleme var burada. Söz sizde. Çok teşekkürler. Ben hemen söze gireyim. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz bunu 2020'de ilk denemelerine başladık. 3 sene oldu. Şu an 100 bin dekarın üzerine çıktık kullanımda. Ve artık bunu anlatırken bu tabloyla anlatıyoruz. Çok daha anlaşılır oluyor. Augmenta tarla analiz sistemi sizin de bildiğiniz gibi 360 derece bir sistem. Gözümüz burada. Traktörün üstüne takılıyor. Gözümüz ve beynimiz burada. Yani kafamız burada. Hı hı. Burası bizim kullanıcı arayüzümüz diyelim. Traktörün yani, içerisinde yer alan. Aynen. Tabletimiz içeride bütün bilgileri oradan giriyoruz. Zaten 2-3 tane bilgi giriyoruz. Arka tarafta da bu manuel gübre serpmelerin bir simülasyonu. Bir kontrol kutumuz var. O da arkada yine bulunan bu gübre serpmenin gözlerini açıp kapatan elektrikli motorları kontrol ediyor. Sistem kabaca şöyle çalışıyor. 3 ana adımı var. Algılama, analiz ve kontrol. Traktörün önün tepesindeki sensörle önündeki bitkiyi tarıyor. Bir multispektral ve infrared kamera sistemiyle NDVI bir algoritma altyapısıyla çalışıyor ve bitkilerin azot ihtiyacını eksikliğini analiz ediyor. Daha sonra çiftçinin tarlaya girerken atmak istediği örnek olarak diyelim 20 kiloluk dekarda 20 kiloluk gübreyi nasıl dengeli atabileceğine karar veriyor ve traktör üzerinden geçerken o bölgenin oraya değişken oranını atıyor. Özetle bu. Bunu yaparken de hep bir tesarrufa yönelik bir algoritması olduğu için mesela su kesiyor olmuş, orada toprak var, ot, bitki çok az çıkmış. Oraya diyor ki ben buraya 20 değil 100 atsam bana geri dönüş olmayacak. O sebeple ben buraya 5 kilo atayım ki oradaki seyrek bitkiler biraz faydalansın ama tasarruf edeyim. Bu şekilde 100 bin dekarlık kullanımda şu ana kadar %17 gübre tasarrufu sağladı sistem. Gerçekleşen rakamlar. Bunun üzerine de yaklaşık %10 ile %12 arası verim artışı gerçekleşti. Burada tabii çok önemli bir nokta var. Hani onu söylemeden geçmeyeyim. Tasarruf daha fazla arttırılabilir aslında. Bunlar yani biz değil ama parametrik olarak ama bu sefer verimi etkileyebileceği için bunlar çok hassas dengeler. Şu ana kadar ideal gerçekleşen senaryo bu şekilde. Peki bu artık 100 bin dekarın üzerine çıkmış uygulama. Bir de yeni uygulamalar var. Ara evet. Çapa ile ilgili de sizden evet. Bilgi rica edelim. Tamam. Bu tarafa geçelim buyurun. Hemen. Burada da şöyle bir şey yaptık. Bu ara çapalama yaparken gübre atan, mikro granül gübre atan bir sistem. Biz bunu ilk etapta elektronik olarak kontrol edilebilir hale getirdik. Bunun bir kalibrasyon süreci var. Ondan öncesine geçeyim hemen hızlıca. Bu tekerlekten hız alan bir sistem. Yani aslında kendi içerisinde mekanik olarak hıza duyarlı bir sistem. O yüzden bizim buna hıza duyarlı bir uygulama yapmamıza gerek yoktu. Ancak biz bunun kalibrasyon sürecini ve doz seçme sürecini tablet üzerindeki bizim roto dümenleme altyapısına taşıdık. Bunu yaptığımız zaman şunu elde ettik. Bir kalibrasyon süreci çok daha basit hale geldi ve ben oturduğum yerden içeriden de kaç kilo gübre atmak istediğimi seçer hale geldi. Bunun üzerine bu elektronik reçete dediğimiz tarlanın verim analizi üzerinden elde edilen farklı bölgelere daha farklı doz gübre atmak için olan shape dosyası dediğimiz elektronik reçeteleri o tarlayla ilişkilendirerek bizim arayüzümüzde bu sefer bu bahsettiğimiz gübre oranlarını bölgesel olarak değişken yapabilir hale geldik. Hatta burada biz bir demo hazırladık. Şu an traktör ilerliyor ve yüksek dozlu atılması gereken bölgeye geliyor. Yüksek doza çıkıyor. Evet, biz şu an traktör ilerliyormuş gibi bir model yürütüyoruz. Aynen burada. Öyle. Bunu simülasyon olarak yaptık. Oranı da buradan evet, değişiyor. Daha da özür dilerim. Gübrenin oranı buradan değişiyor. Aynen öyle. Şimdi düşük doza geçti. Şimdi dönmeden önce tarla dışına çıkacak. Sınırı da kapattı. Şimdi dönüyor traktör. Bunu birazdan zaten... Buna operatör görüyorum. Hiç müdahale etmesine gerek yok. Hiçbir yani. Bu içeride duracak, o izleyecek. Süper. Bu şekilde de farklı oranda doz atmasını sağlayacağız. Bir sonraki adımımızda şu an onun çalışması devam ediyor. Augmenta'nın biz burada çözüm ortağı olduğumuz için Augmenta ile birleştirip bunu bitkinin o anki durumuna göre ara çapa esnasında gübre atmayı sağlayacağız değişken oranla. Süper. Bir üçüncü
anlatacağımız yenilik de sizlerin artık sıvı olarak, yani katı değil de sıvıyı da değişken oranla atabildiğiniz bir uygulama. Aynen. İlacı ya da belki sıvı gübreyi de bu şekilde, aynen, atabiliyorsunuz sanırım. Onun da bilgilerini o makine önünde alalım. Tamam, hemen yapalım. Son olarak artık bir ilaçlama makinesinin üzerinde de Augmenta ile adapte olmuş bir sistem görüyoruz. Klasik bir ilaçlama makinesi, herkesin hatta yerli bir üretici ulaşabildiği, kullanabildiği bir ilaçlama makinesi de artık akıllı oldu ve değişken oranla atabiliyor mu? Aynen öyle, aynen öyle. Nasıl sağlıyoruz bunu? Tabii. Öncelikle bir kere zaten bir ilaçlama makinesine ihtiyacımız var. Yerli üretim de olabiliyor. Biz onu ara bir çözümle akıllandırıyoruz. Akıllandırmaktan kastım, işte elektrikli valfler, basınç regülatörleri ve birçok komponent ekleyerek bu bir şey halinde, set halinde burada. Bunu taktığımız zaman bu ilaçlama makinesi bölüm bazlı üst üste bindirmelerle kendi başına bölümleri kapatıp açabilir hale geliyor. Bunun üzerine de kol üzerindeki basıncı hıza göre ayarlayabilir hale geliyor. Bu ilk adım. Bu zaten bir kere tek başına çok ciddi bir fayda sağlıyor. Bu hem işçiliği hızlandırıyor, hem gereksiz kalıntı ve üst üste bindirmeden kaynaklı israfı önlüyor. Bunun üzerine de biz Augmenta'yı bağlıyoruz. Augmenta'yı bağladığımız zaman da bu sefer bitkinin ihtiyacına göre arkadaki dozu, yani litreyi değişken olarak ayarlayabilir hale geliyoruz. Bunu nerelerde yapabiliyoruz? Sıvı beslemede, azot ihtiyacına bakarak, onun üstüne önlem amaçlı fungisit uygulamalarında, ona özel bir algoritması var. Ona ilave olarak bitki gelişim düzenleyicilerde, bu biraz daha PIX olarak bilinen benzer kimyasallarda, baskılayıcılarda, orada da farklı bir algoritması var. Son olarak da defolyantlarda, yaprak açtırıcı, yaprak döktürücü ve çiçek açtırıcı kimyasallarda da tasarrufa yönelik algoritmaları var. Harika, yani bugünün ihtiyacı olan gübre veya ilaç gibi yüksek maliyetli girdileri en ideal şekilde kullanmayı sağlıyor. Tebrik ediyorum. Emekleriniz için de teşekkür ediyorum Korhan Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.